İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İshak Manuşyan anısına. Uluslararası Yerli Haklar Mahkemesi. Reuters, Rusya Suriye'deki askeri varlığını güçlendiriyor. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde yer kabuğunun fay çatlakları tespit edildi. Bugün Vazgen Sarkisyan'ın doğum günü. Ermeni Gampır Köpeği. Batı Ermenistan parlamentosu üyesi Bassam Tahan, 23 Şubat'ta Hitler faşizmine karşı Fransız direniş savaşçısı Misak Manuşyan ve 22 yoldaşını anma törenine katıldı. Bu törende Bassam Tahan, birçok Fransız ve Ermeni bireyin huzurunda şanlı savaşçıları anmak için Batı Ermenistan parlamentosunu temsil etti. Ruhları şad olsun, huzur bulsunlar. Global Uluslararası Yerli Haklar Mahkemesi adına Yerli Hakların Yetkili Makamı Sekreterliğinden 18 Şubat 2020'de yayınlandı. Sayı 19-2020. Uluslararası Yerli Haklar Mahkemesi 2020 kararları İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olarak yayınlanmıştır. Global Yerli Hakların Yetkili Makamı Sekreterliğinin Uluslararası Yerli Haklar Mahkemesi'nin kararlarını yayınladığını lütfen dikkate alın. Uluslararası Yerli Haklar Mahkemesi 2020 5 nolu kararı İrlanda. Davacılar, Yerli Halklar Global Platformu, yerli halklara karşı uygulanan tarihsel ve zamanımızın adaletsizliğe karşı etkili önlemler almak, etkili bir tazminat ve kurtarma fonları sağlamak için kurulmuştur. 1. Ioana Lao, San Lucia, Yerli Halkların Birleşik Yönetimi. 2. Tüm eski Cayo Ciala kolonileri, Karayipler ve işgal altındaki bölgelerin yerli halkları adına. Sanıklar, İrlanda Devlet Başkanı, Başbakanı, hükümeti ile organları ve ajansları, İrlanda halkı. Tarihsel adaletsizliklere tazminat. 260.482 trilyon euro. Genel ihlal alanları 26. İhlal sayısı pek çok. İhlallerin biçimi son derece ağır. İhlal süresi 310 yıl. Yerli Halkların Yetkili Organı Sekreterliğinden Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi adına 24 Şubat 2020 sayı 22-2020. Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi 2020 Danimarka'ya karşı kararı. Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi'nin davacılar. Global Platform, yerli halklara karşı işlenen tarihi ve yakın zamanlardaki adaletsizliklere karşı etkili çözümler, tazminat ve kurtarma fonu sağlamak için kurulmuştur. 1. Ioana Lao, Yerli Halkların Birleşik Yönetimi, San Lucia. 2. Tüm eski Cayo Ciala kolonileri, Karayipler ve işgal altındaki bölgelerin yerli halkları adına. Sanıklar, Danimarka Başbakanı, hükümeti, onun organları ve kurumları ile Danimarka halkı. Tarihsel adaletsizliklerin tazminatı 122.4 milyar euro. Temel ihlal alanları 11. İhlal sayısı pek çok. İhlallerin doğası şiddetli. İhlal süresi 256 yıl. Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi Başkanı Albert Dieterville. Reuters haber ajansı Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını arttırdığını bildirdi. Gemilerde ve kara birliklerinde aktif hareketlilik gözlenmektedir. Türkiye'nin askeri müdahale tepkisinin ne olacağı büyük olasılıkla bugün Moskova'da Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki müzakerelerin sonuçlarıyla belirlenecek. Suriye'nin kuzeybatısındaki artan gerilim kontekstinde Rusya ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma olasılığı mevcut. Doktor Mustafa Toker, sismolojik yöntemlerle Batı Ermenistan'ın Van şehrinde tespit edilen ve yüzeyde kırık izi bırakmayan bir fay bulunduğunu belirtti. Kilitli fayın Van'da 2011 yılında meydana gelen 7.2'lik depremi tetikleyen ve büyük bir risk oluşturacağını belirten Toker, yer kabuğunun hemen altında olan fayın yüzeyde görünmediğini dikkati çekti. Doktor Toker, Batı Ermenistan'da dünyaca ünlü fay hatlarımız var. En ünlüsü Çaldıran Fayı'dır. 2011 yılı Van depreminden bu yana Çaldıran Fayı üzerinde hiçbir deprem oluşmadı. Çaldıran Fayı çok sessiz bir faydır, dedi. Bugün Artsakh kahramanı, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı, önde gelen askeri politik bir şahsiyet olan Vazgen Sarkisyan'ın doğum günü. Yaşasaydı bugün 61 yaşında olacaktı.
Artsakh Kurtuluş Savaşı Vazgen Sarkisyan'ın kaderini temelden biçimlendirdi. Hareketin ilk günlerden itibaren Artsakh Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk organize edenlerden biri olarak özgürlük savaşçıları arasındaydı. Vazgen Sarkisyan, Ermeni ordusunun oluşumunun kaynağında yer aldı. Kahramanlık ve siyasi faaliyetleri nedeniyle Vazgen Sarkisyan, Artsakh Ulusal Kahramanı ve Altın Kartal Madalyası da dahil olmak üzere pek çok sayıda ünvan ve devlet ödüllerine layık görüldü. 27 Ekim 1999 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Vazgen Sarkisyan, Ulusal Meclis oturumu sırasında hain kurşunların hedefi olarak katledildi. 1999 Aralık ayında ölümünden sonra Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı ilan edilerek vatan madalyasıyla onurlandırıldı. Ermeni boz rengi veya Gampır Kangal köpeği, Batı Ermenistan'da 22 yıldan fazla yaşamış yerli bir cinstir. Uzun yalıtım ve iklim koşullarının yanı sıra kendi cinsi ile çiftleşme nedeniyle Gampır görünümü ve karakteri bakımından diğer ırklardan farklıdır. Kökeni, Batı Ermenistan'da bu Gampır Kangal köpek ırkının eski olduğuna dair çok kanıt var. Ermeni Gampır'ın yaratılma ve gelişme sürecinin en zengin tanıkları bölgedeki incelenmiş kaya resimleridir. 3 ile 7 bin yıllık kaya resimlerindeki köpek sayısı şaşırtıcı. Daha sonraki dönemlerde kaya resimlerinde M.Ö. 1. bin yılda daha sık modern Gampır'a benzer köpekler tafsir ediliyor. Batı Ermenistan'ın tarihinde mevcut askeri ve siyasi sarsıntılar yüzyıllar boyunca Ermeni Gampır'ın miktarını ve saflığını etkiledi. Osmanlı İmparatorluğu sırasında sık sık yürütülen savaşlar sadece nüfusun büyük kısmının ve önemli bölgesel kayıplara değil, aynı zamanda Gampır cinsinin de azalmasına neden oldu. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Veratart adlı folk grubu tarafından seslendirilen Hamşen Ermenilerinin Lorik adlı eserini sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.